أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم رزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Muhterem kardeşlerim, bugün sabır hakkında konuşacağız inşallah. Kainatın sahibi Ankebut suresinde Elif lam mim. Acabal nasu an yutrak an yakulu amanna uhum la yuftanun. Buyuruyor ki malumunuz Elif lam mim hurufu mukatta'dan oraya mana vermemek belki daha doğru. Müfessirlerimizin bir kısmı böyle söylüyorlar. Bir kısmı da işte bu Kur'an-ı Kerim böyle elif lam mim gibi çeşitli harflerden müteşekkildir. Dolayısıyla madem ki onun siz insan Hazreti Muhammed Mustafa'nın uydurduğunu iddia ediyorsunuz işte Kur'an alifbası önünüzde, Arap alifbası önünüzde siz de benzerini buyurun getirin bakalım diye bir tahaddi meydan okuma olduğunu söyleyenler de var. Bu da güzel bir mana. Ama asıl konumuzla alakalı olan e hasiben nasu en yutraku en yakulu amanna ve hum yuftenun. Yani insan oğlu imtihan edilmeyeceğini mi zannediyor. İman ettim demekle salı verileceğini, kendi başına bırakılacağını mı zannediyor? Şöyle düşünün, hepimiz öğrencilik yapmışızdır. Diyelim ki hoca seni kaldırsa sözlüye, sorsa dese ki mesela konuya çalıştın mı Ahmet? O da evet çalıştım hocam dese. Peki hala hoca aferin sana deyip ona 100 puan verir mi? Elbette ki vermez. Ne yapması gerekir? Eğer gerçekten adaletli bir öğretmense, iyi bir öğretmense onu imtihan yapması gerekir. Gerçekten çalışmış mı, çalışmamış mı? Çalışmışsa hak ettiği puanı kendisine verebilmek için. Çalışmadıysa hak etmediği bir puanı kendisine verebilmek için adaletin bir gereği olarak bunu yapar sevgili kardeşlerim. Peki insan insanoğlu ne gariptir ki şu dünyaya geliyor bazıları diyorlar ki sadece biz iman ettik diyorlar. Fakat imanının mukabilinde bir imtihan yapılmadan cennete gireceklerini tahayyül ediyorlar. Cennete gireceklerini ümit ediyorlar. Cenab-ı Hak da bize ayeti kerimesinde buyuruyor ki e hasiben nasu en yutraku yani insanlar terk edileceğini mi zannettiler? Kendi başlarına bırakılacaklarını mı zannettiler? En yekulu amenna ve hum Yani iman ettik demekle her şey bitti mi zannediyorlar? Oysa ne, yap ne yapacaklar? O iman ettikleri meselelerden gerçekten samimiler mi yoksa samimi değiller mi diye imtihan olacaklar. Elbette öyledir. Bu dünya imtihan dünyasıdır sevgili kardeşlerim. Bu burada madem ki imtihan dünyasıdır, bir okula gittiğimiz zaman oraya kaydolurken nasıl ki peşinen imtihan olmayı kabul etmişsek, işte bu dünyaya gelerek de imtihan olmayı kabul ettik demektir. Ayet-i kerimenin devamında nitekim kainatın sahibi ve laqad fetennellezine min qablihim feley'alemennallahu allazina sadaku veley ley'alemennel kadibin. Yani muhakkak ki biz sizden önce göndermiş olduğumuz, dünyaya göndermiş olduğumuz insanları hep imtihan ettik. Dolayısıyla sizi de imtihan edeceğiz. Böylece Allah azze ve celle kimin sadakat gösterdiğini, imanında sadakat gösterdiğini, amelleriyle sadakat gösterdiğini ve yalancıları da imanında sadık olmayanları da böylece faş edecek. Kendisi biliyor. Yani ilmi zuhur olsun diye bunu yapacak. Yoksa haşa Allah Azze ve Celle bilmiyor değil. Elbette ilmi ezelisiyle o kimin imtihanda sadakat gösterdiğini başarılı olacağını biliyor kimin de yalancılardan olduğunu, dersine çalışmadığını biliyor. Fakat ilmi zuhur olsun diye bunu böylece yapıyor. Neden? Şöyle düşünün şimdi. Mesela diyelim ki imtihan olmadan bir e, karne verilecek olsa ne yapar? Sınıfta kalanların hepsi itiraz ederler. Derler ki ne oluyor hocam? Yani bizi neden sınıfta bıraktın ki falancayı filancayı geçirdin? Onlara takdirname, teşekkürname verdin. Bizi ise sınıfta bıraktın diye itiraz ederler. Ama eğer imtihan yapılmışsa, imtihanların neticesine göre bir e, muamele yapılmışsa o zaman hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı olmaz. İşte tıpkı bunun gibi kainatın sahibi de ilmi ezelisiyle bizim ne yapacağımızı bizden iyi bilmesine rağmen buna rağmen imtihan yapıyor. Böylece kimse imtihan neticesinde itiraz etmeye de derman bulamıyor, bir mecal bulamıyor sevgili kardeşlerim. Nitekim dedik ki bu dünya darul ceza değildir. Nedir ya? Darul mihne. imtihan dünyasıdır. Sıkıntılar dünyasıdır bu dünya. Ama e, ahiret ise orası darul cezadır. Yani yaptıklarımızın karşılığını göreceğimiz yer orasıdır sevgili kardeşlerim. Yoksa bu dünyadan mükafat beklemek doğru değildir. Ama tabii kainatın sahibi bu dünyada da insanlara bazen yaptıklarının bir kısmı mükafatlarını verir. Ama asıl e, ceza yurdu ahirettir. Orada ise tam yaptıklarımızın karşılığını alacağız sevgili kardeşlerim. Demek ki bu dünya imtihan dünyası imtihan olacağız yani. İmtihan olmaktan sıkılmak yok, bunalmak yok. İmtihan dediğimiz zaman bu dünyada hemen strese giriyoruz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Oysa her talebe, her dünyaya gelen insan ne var? İmtihan olduğunu bildiğinden dolayı ne var? Onu tölere edebilecek konumdadır. Ona alışması gerekir. İşte madem ki biz de bu dünyaya gönder, gönderildik, o zaman bu dünyada da imtihan olacağız. Bir takım sorular soracak bize Cenabı. Ama bu sorular hiçbir zaman bizim yapamayacağımız e, konulardan olmayacak. Neden? Çünkü kainatın sahibi buyuruyor ki La yükellifullahu nefsen illa vut'aha. Yani o merhametiyle öyle sorular sorar ki size hiçbir zaman sizin seviyenizin üstünde olan sorular değildir. Tıpkı başarılı bir öğretmen gibi. Yani o nasıl diyelim ki 9. sınıfa giden çocuklara 9. sınıf müfredatından sorarsa adaletin bir geriği olarak 10. sınıfa gidenlere 10. sınıf müfredatından sorarsa işte Allah Azze ve Celle de şu dünyaya göndermiş olduğu kullarına sormuş olduğu sorulara bakarsanız hiçbir zaman o kulunun gücünün fevkinde bir soru sormadığını görürsünüz. İşte bu kainatın Rabbinin kullarına olan merhametinin bir tezahürüdür sevgili kardeşlerim. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur bize. وَاِذَا خَلْنَا مِيْتَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ illa اللّٰهِ yani hani biz Beni İsrail'den bir söz almıştık. Pekala nasıl bir söz almıştık? La ne illallah. Yani kainatın sahibinden başka birilerine <laughs> tapmayacaklardı. İbadet etmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Başka hangi konuda söz vermişlerdi? Ve bil valideyni ihsana. Yani bir valideyn. Anne babaya iyilik etme konusunda da söz vermişlerdi. Ve zil kurba yani yakınlara iyilik etme konusunda ve yetama yetimlere iyilik etme konusunda ve mesakin miskinlere fakirlere iyilik etme konusunda söz vermişlerdi Allah azze ve celle'ye ve kulu husnen ve insanlara işte ihsan ile muamele etmeyi güzel sözler söyleme konusunda da Allah azze ve celle'ye söz vermişlerdi ve akimus sala namaz kılma ve atu zeka ve zekatı verme konusunda da söz vermişlerdi. Fakat tümme tevelleytum illa kalilen minkum. Sonra hepiniz yüz çevirdi de sakat, fakat çok az bir kısmı verdiği sözde sadakat gösterdi. Ve entum mu'ridun ama çoğunuz yüz çevirip ne yaptınız o verdiğiniz sözlerin hepsini unuttunuz. Pekala sevgili kardeşlerim yani kainatın sahibi buyuruyor ki bu ayeti kerimeyle bize din dediğiniz hadise sadece Allah'la Allahla kul arasında olan bir hadise değildir. Aynı zamanda din dediğiniz bütün cemiyet hayatını ilgilendiren bir olgudur, bir vakıadır. Dolayısıyla sadece Allah'a karşı bizim Müslüman olarak sorumluluklarımız yok o halde. Başka anneye babaya, içinde yaşadığımız cemiyete karşı da, işte etrafımızdaki fakirlere karşı, yetimlere karşı da sorumluluklarımız var. Yakınlarımıza, aile efradımıza karşı, akrabayı talukatımıza karşı bir takım mesuliyetlerimiz var. Onları da yerine getirmek zorundayız. Tabii ki namazımızı kılacağız, tabii ki orucumuzu tutacağız ama eğer biz anne babamıza iyilik etmiyorsak, o iftar sofrasında anne babamıza da yer ayıramıyorsak sevgili kardeşlerim o zaman iyi bir müslüman değiliz demektir. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getiremiyoruz demektir. O zaman kainatın sahibi bize öteki dünyada o ümit ettiğimiz ali makamları ihsan eder mi? Elbette ki etmez sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da öyledir. Mesela diyelim ki markete giriyorsunuz. Değişik ürünler var. Seçebileceğiniz, alabileceğiniz, tercih edebileceğiniz değişik ürünler var. Fakat onlardan kimisi ucuz, kimisi biraz pahalı, kimisi daha pahalı. Kalitesine göre değişiyor. Pekala sevgili kardeşlerim, siz ne yapıyorsunuz? Bütçenize göre oradan bir tercihte bulunuyorsunuz. Pekala, siz cennetteki en yüce makamlara talipseniz, o zaman bu dünyada da onun bedelini elbette ödemeniz lazım. Yoksa cebinizde ahiret sermayesi olarak çok cüzi bir miktar var onunla Firdevsi Ala'yı talep, talep ediyorsunuz. O zaman tabii ki bu maalesef ulaşılması mümkün olmayan bir hayal olmaktan ibaret olur. O zaman ne yapmak lazım? İşte bir taraftan Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, bir taraftan anne babaya karşı sorumluluklarımızı, bir taraftan akrabayı talukatımıza karşı sorumluluklarımızı, bir taraftan yetimlere, bir taraftan miskinlere, fakirlere ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Hatta kafire bile o kafir bizim hayatımıza bakıp ne yapması lazım? Ne güzel bir insan deyip bu güzel ahlakın kaynağına eğilmesi lazım. Eğilince orada İslam'ı görmesi lazım. İslam'ı bütün hakikatıyla gördüğü zaman, bütün çıplaklığıyla gördüğü zaman bir çukura düşmüşçesine o hakikate teslim olması lazım sevgili kardeşlerim. O zaman Allah'ın izniyle Allah katında büyük mükafatlar bizi bekliyor demektir. Pekala bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize yine sabrı emrediyor. O halde sevgili kardeşlerim demek ki bazen yani biz kullardan gelen eziyetlere karşı da sabretmemiz gerekiyor. Bazen annemiz babamız ne yapacaktır? yaşlanmaları itibarıyla bizim tahammül edemeyeceğimiz istekleri olacaktır, davranışları olacaktır. Tıpkı bir çocuk gibi. Çünkü kainatın sahibi ne buyurmuştu? Ve men nu'ammirhu nunakkisu fil halk efela yaqilun. Yani biz kime ömür verdiysek o zaman onun yaratılışından bir şeyleri noksanlaştırıyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim senin 80 yaşında annen 90 yaşındaki baban Ömründen noksanlaştırılmış demektir. Eskisi gibi onun kulakları işitmiyor. Sakın demeyesin ki, yahu işine gelenin ne de güzel işitiyor, ama işine gelmediği zaman işitmiyor demeyesin. Ha, çünkü kainatın sahibi buyurdu ki, vemen nuammi ruhunüne kisufil halk. Bizim biz kime ömür ihsan ettiysek, kime uzun ömür verdiysek, onun yaratılışından bir şeyler noksanlaştırıyoruz. Onun için kulakları eskisi gibi işitmiyor eskisi gibi gözleri görmüyor. Eskisi gibi gücü yok, kuvveti yok. Hatta nefes almakta bile zorlanıyor. Dolayısıyla en ufak bir seste rahatsız oluyor. Sen zannediyorsun ki senin çocuğunu sevmiyor. Oysa senin çocuğunu, torunu olması hasebiyle belki senden daha çok seviyor ama nefes almakta zorlandığından dolayı en ufak bir gürültüden rahatsız oluyor sevgili kardeşlerim. Onların tahammül gücü tıpkı bir çocuğun tahammül gücü gibi e, zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Onun için ne yapıyor? Artık senin rahatsız olmadığın o şeylerden o son derece rahatsız oluyor. Sakın bunu yanlış anlama. Şeytan aleyhillâne seninle annen baban arasına kara kedi sokmak istiyor. Ve dilli kurba yani o akrabayı talukatına karşı da zaman zaman onlardan hoşlanmadığın davranışlar göreceksin. Onlara iyilik yapmana rağmen e, nankörce davranışlar sergilediklerini göreceksin. Ama kainatın sahibi sana onlara da ihsanda bulunmanı emrediyor. Yani bakın adaletle davranmanı emretmiyor. Ya ihsanda bulunmanı. Diyelim ki bir adam sana iyilik yaptı. Adalet nedir? Ona iyilik yapmandır. Ama ihsan nedir? Sana iyilik yapmayan bir adamla da veyahut da sana kötülük yapan bir adama da iyilik yapmaktadır. O zaman Allah'ın izniyle idfa billeti hiye ahsen fe beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamim. Yani sen eğer kötülükleri iyilikle savuşturursan, bertaraf edersen görürsün ki o sana daha önce kötülük yapmış olan adam sen ona iyilik yapınca boynu bükülür ve hakkı, hakkı hak hakikati görür, senin büyüklüğünü takdir eder. Senin büyüklüğünü, büyüklüğünü o takdir etmese bile kainatın sahibi olan Allah Azze ve Celle takdir ediyor. Seni hiç o mağdur eder mi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيْءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ Yani sizden erkek olsun, kadın olsun, hiçbirinizin yapmış olduğu zerre kadar ameli o kainatın sahibi asla zayi edecek değildir sevgili kardeşlerim. O zaman eziyet gördün bahanesiyle sakın onlara ihsanda bulunmayı ihmal etmeyesin. O yetimleri görüp gözetmeyi ihmal etmeyesin. Miskinleri, fakirleri özellikle bu Ramazan ayında görüp gözetmeyi ihmal etmeyesin. Onları soframızın baş tacı etmemiz gerekir sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü zayıflar dolayısıyla kainatın sahibi bize yardım eder acır merhamet eder. İrhamu ehlel ardı yerhamkum men fissema. Errahimun yerhamuhumur rahman. İrhamu ehlel ardı yerhamkum men fissema. Yani acıyanlar siz eğer yeryüzündeki mahlukata acıyacak olursanız o zaman semadakiler de size acır merhamet eder. O halde sen o fakire acıyorsan, sen o yetime acıyorsan, sen o miskine acıyorsan Bil ki onun sahibi olan kainatın sahibi Allah azze ve celle de sana acıyacaktır sevgili kardeşlerim. O sana acıyıp merhamet ettiği zaman Allah'ın izniyle bütün muratlarına nail olursun. Pekala insanlar sana kötü sözler söylüyorlar. Ama buna rağmen ve lin nasi husnen sen onlara yine iyi sözler, güzel sözler söylüyorsun. Dolayısıyla onu yaptığı kötülükle baş başa bırakıyorsun. O da bir gün hakikati görüyor. Sendeki o imanın güzelliğini görüyor ve o imana teslim oluyor. Ha ve akimus sala. Namazı ikame ediyorsun. Yani ne demek? Farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleriyle birlikte yerine getiriyorsun sevgili kardeşlerim. Ha, dolayısıyla ve atu zeka. Ha demek ki sadece yani Allah'la alakalı olan meseleler değil. Kullara hemen e, Kur'an-ı Kerim'de zaten ne zaman ee, aşağı yukarı salat zikredilse emredilse namaz yani hemen ardından zekat emredilir. Yani bir Allah'a karşı borçların var, bir de Allah'ın kullarına karşı borçların var. O kullardan eziyet görmüş olsam bile ne yapıyorsun vazifelerini yapmaya devam ediyorsun. Yoksa o vazifesini yapmadı, sen de vazifesini vazifeni yapmasan o an, o halde onunla aynı konuma düşmüş olursun. Ondan ne farkın olur ki? Ondan ne üstünlüğün olabilir ki? Ne faziletin olabilir ki sevgili kardeşlerim? O zaman ne yapacaksın işte? Ve atuz zekâ. O kullara karşı da zekatını vereceksin fakir fukaraya karşı. Değerli insanlara karşı e, sadaka vereceksin. E, geldi şimdi mesela Ramazan ayı. Fıtır sadakası vereceksin. Yaratılışın, e, işte sana verilen sağlığın, sıhhatin e, sadakasını vereceksin. Kümme tevelleytum. İlla kalilen minkum. Fakat siz söz vermiş olmanıza rağmen ne yaptınız? Ha, yüz çevirdiniz. Sizden çok az bir e, grup ne yaptı işte? O verdiği sözlerde sadakat gösterdiler sevgili kardeşlerim. O halde Allah Azze ve Celle bize de bakıyor. Yani biz elhamdülillah Müslüman olarak kelime-i şehadet getirerek Allah Azze ve Celle'nin dostu olduğunu ilan ettik dostumuz olduğunu ilan ettik. Eğer gerçekten bunda sadakat gösterebilirsek o zaman ne mutlu bize. Ama yok kaziplerden isek, yalancılardan isek Allah Azze ve Celle mutlaka o yalanımızı faş edecektir, ortaya çıkarıp bizi rezil edecektir. Dolayısıyla nasıl bir öğrenci çalıştım deyip hocasını kandırır, hocası da onu imtihan edince işte çalışmadığı ortaya çıktığında nasıl yüzü kızarır rezil olursa arkadaşlarına aynı şekilde biz de Allah muhafaza rezil oluruz, utanırız sevgili kardeşlerim. Eğer ahdimizde sadakat göstermeyecek olursak. Onun için ne yapacağız? Kullardan gelen eziyetlere ne yapacağız? Sabr edeceğiz. bu ayeti kerime bize bunu telkin ediyor sevgili kardeşlerim. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ bil vel Yani Allah azze ve celle'nin fazlu keremini talep ederek on sırf onun rızası için sabreden, Allah'a yalvaran, onun rızasını kazanmak için sa'yu gayret gösteren insanlarla birlikte sen de sabret buyuruyor. Pekala sevgili kardeşlerim. Yani aslında bu ayeti kerime daha çok bizi ibadetler hususunda teşvik ediyor değil mi? İbadetlere sabretmemiz gerektiği konusunda bizi teşvik ediyor. Nitekim ne buyurdu ayeti kerimede? Vaspir nefseke. Yani sen de sabret. Nefsini sabra zorla. Kiminle birlikte? Meallezine yed'ûne rabbehum. Yani Rablerine yalvarıp yakaran, namazla yalvarıp yakaran, oruçla yalvarıp yakaran, haçta yalvarıp yakaran insanlarla birlikte. Bilgadâti vel Gece gündüz. Allah Azze ve Celle'ye ibadetleriyle birlikte yalvarıp yakaran, vecehe, onun rızasını kazanmaya çalışan insanlarla birlikte sen de sabret. Yani ne demek? Oruç tutma konusunda bir sabrın olsun. Ha, i̇msaktan iftara kadar ağzına bir şey yiyecek içecek koymama konusunda, ha, hanımınla bile olsa cinsel manada birlikte olmama konusunda sabret ey Müslüman. Namaz kılma konusunda sabret, zekat veren insanlar konusunda sen de sabrederek işte o Allah Azze ve Celle'nin senden istemiş olduğu miktarı çıkar, hatta daha fazlasını infak ederek e, insanların gönlünü kazan, Müslümanların ihtiyacını gider, Gazze'deki kardeşlerine yardım et. وَلَا تَعْدُ ayna ke anhum, turidu ziynet el hayat dünya, sakın ola gözlerini ee, dünya hayatında kendilerine, dünyanın zinetlerini vermiş olduğumuz o zenginlerin mallarına dikmeyesin. Onlar gibi mallarını biriktirip yatlarım katlarım olsun diye bir zehaba kapılmayasın. Bir hülyanın içine düşmeyesin. Neden? Eğer bir insan etrafındaki zenginlerin mallarına bakarsa, adamın bindiği Mercedeslere, BMW'lere bakarsa, o benim de onun gibi arabam olsun derse, o zaman ne yapmış olur sevgili kardeşlerim? Daha fazla biriktirme biriktirme hırsıyla hareket eder ve netice itibarla zekatını veremez. Sadaka hiç veremez zekatını vermeyen bir kimse. Dolayısıyla Allah muhafaza o zaman Allah'ın yolundan uzaklaşmış olur. Veyahut da kendisi diyelim ki normal bir apartman dairesinde oturuyor. Ama komşusunun sahip olmuş olduğu villaya bakıyor onun gibi bir villam olsun diye uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Para biriktiriyor. Netice itibariyle bu adam zekat vermesi hiç de kolay değildir. Sadaka vermesi hiç mümkün değildir sevgili kardeşlerim. O zaman başkalarına vermiş olduğumuz yatlara katlara bakıp da sakın istikametini bozmayasın diyor bize bu ayeti kerime. Ve la tuta men alfelna kalbehu an zikrina <Sessizlik> ve taba hevahu ve kana amruhu furuta yani sakın itaat etmeyesin kalbini gaflete düşürmüş olduğumuz dünya hayatı kendisine sevimli gelen dünya için habire gecesini gündüz yapan o insanlara itaat etmeyesin onların dediğini yapmayasın şeytanın aldatmış olduğu bu kimselerin yolundan gitmeyesin bizim zikrimizden gafil olan bu insanların yolundan gitmeyesin sakın Vetteba heva. Bu adamlar ne yapmıştır? Hevayı hevesine tabi olmuşlardır. Dolayısıyla yatlar, katlar biriktirmekle meşguldür bu adamlar. Cenab-ı Hak onlardan bizi muhafaza eylesin. Ve emruhu furuta. Yani dengeyi kaybetmiştir bunlar. Vasat olma, vasat ümmet olma özelliğini kaybetmişler. Dünya konusunda ifrata saplanıp kalmışlardır sevgili kardeşlerim. Onun için ne yapacağız işte bu ayeti kerime bize daha çok ibadetler konusunda sabretmeyi telkin ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim ibadetler konusunda sabredeceğiz. Yani elbette yani ibadet ibadetler zordur ama unutmayalım ki her bir şey eğer zorsa o zorluğun karşılığında ne vardır bilesin ki fe inne ma'al usru yusran inne ma'al usru yusra. Yani eğer bir zorluk varsa onun akabinde iki kolaylık mutlaka Cenab-ı Hak sana ihsan ediyor. Onun için ne oluyor sevgili kardeşlerim? Diyelim ki sen yoruldun, oruç tuttun, yoruldun. O zaman ne oldu? Ha bir zorluk çektin. Ama senin için Cenab-ı Hak iki sevinç. İki sevinç var senin için. Bir, Yani oruç yaparken, orucunu açarken bir sevinç geliyor sana. Bir de Cenab-ı Hak'la mülaki olduğun zaman... O zaman bir başka sürpriz var senin için. İki tane sevinç hazırladı. İki tane genişlik hazırladı. İki tane o çektiğin eziyetin karşısında, ee, osurun karşısında yüz seni bekliyor sevgili kardeşlerim. Onun için ne yapmak lazım işte? Sabretmek lazım. Oruca sabredeceğiz, namaza sabredeceğiz, haç konusunda sabırlı olacağız, i̇şte zekat verme konusunda sabırlı olacağız sadaka verme konusunda sabırlı olacağız. İnsanların bize yapmış olduğu eziyetler konusunda sabırlı olacağız. Bir başka ayeti kerimede de Cenab-ı Hak ve ne bulukum bi vel fitne ve turcaun buyuruyor. Yani ne buyuruyor bize bu ayeti kerimede? Elbette sizi hayırla şerle imtihan edeceğim bir musibet olarak, bir bela olarak, bir imtihan vesilesi olarak zaman zaman hayırlı şeyler çıkacak karşınıza. Mesela diyelim ki size mal vereceğim ama bununla imtihan edeceğim sizi. Bazen de ne olacak diyelim? Fakirlik olacak. Bununla imtihan edecek sizi. Bazen bir bela, bir musibet olacak. Hasta olacaksınız. Bununla imtihan edeceğim sizi. Ama bilin ki ve ileyna turcaun. Bana döndürüleceksiniz. Yani ne demek bana döndürüleceksiniz? yapmış olduğum imtihanlar neticesinde nasıl cevaplar verdiyseniz ben Allamul Guyubum. Dolayısıyla gaybı bilirim olanı önünüzde arkanızda neler varsa neler yaptıysanız daha öncesinden neler yaptıysanız gelecekte neler yapacaksanız hepsini bilirim. Bilirim ne demek yani ahirette bunların karşılığını noksansız bir şekilde veririm demektir bu sevgili kardeşlerim. O zaman ne yapmak lazım işte? Madem ki o kainatın sahibi bunun karşılığını verecek, ha ne yapacağız? Hayırla da imtihan edildiğimiz zaman, şerle de imtihan edildiğimiz zaman, hep Allah'a hamdü sena edeceğiz. Neden sevgili kardeşlerim? Yani tabii insan daha çok hayırla imtihan edilmek ister ama, bilesin ki şerle imtihan edilmekte daha büyük mükafatlar vardır. Neden? Çünkü bir sorunun cevabı zorsa, işte çektiğiniz zorluk nispetinde mükafat görürsünüz. Mesela diyelim ki iyi bir öğretmen soruları hazırlarken işte ölçme değerlendirme dersi okuyan kardeşlerimiz üniversiteden bilirler. Dolayısıyla nasıl öğretmenlik yapacağı orada anlatılır kendisine. İmtihan sorularını hazırlarken derler ki işte uzmanlar işte iyi bir öğretmen öyle soru hazırlamalı ki o sorular içerisinde basit sorular herkesin yapabileceği basit sorular olmalı. Ama bunun yanında biraz daha zor sorular olmalı. Daha az kişinin yapabileceği. Orta zorlukta sorular. Biraz daha ağır yani zorluğu daha ağır olan sorular. Ve en zor ancak çok iyi çalışanların yapabileceği. Dolayısıyla işte 4-5 alacak olanların yani çok fazla çalışıp bu puanı hak edenlerin yapabileceği sorular olmalı ki böylece sınıfta kim az çalıştıysa ona göre kim orta derecede çalıştıysa ona göre, kim iyi çalıştıysa ona göre, kim de çok iyi çalıştıysa ona göre bir not ortaya çıksın diye, not alabilsin diye sevgili kardeşlerim. Aksi takdirde az çalışanla çok çalışan aynı notu alırsa, o zaman gelecek imtihanda hiç kimse dersine çalışmayacaktır. Biz böylece talebeyi tembelliğe sevk etmiş olacağız. O zaman sevgili kardeşlerim, kainatın sahibi de işte ne yapıyor? zor sorular sorduğu zaman bunun mükafatı büyük. Ama basit bir soruysa o zaman onun da mükafatı ona göre oluyor sevgili kardeşlerim. Tabii ki yani bu dünyaya göre kat be kat mükafatını veriyor ama ne olursa olsun yani nihayetinde öteki tarafta işte daha zor sorulara verilen cevaplara orada da çok büyük mükafatlar veriyor. Dolayısıyla oraya nispetle ne oluyor? Tabii ki görmüş olduğum mükafat da katlanmış oluyor ahirete nispetle. Sevgili kardeşlerim, şimdi nitekim Cenab-ı Hak bu konuda başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اِنَّمَا يُوَفْ وَالصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Mesela bakın, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Sürekli okuduğumuz bir ayet-i kerime. Ne buyurmuştu o ayet-i kerimede? kim bir iyilik yapacak olursa 10 katıyla mukabele görür. Demek ki en az biri 10 veriyor Cenab-ı Hak. Böyle keremli bir Rabbimiz var elhamdülillah. Pekala ama bakın sabretmek demek ki ne kadar zor bir şey ki işte bu ayeti kerimede inne ma yuwaffas sabirun ecrahum bi Yani Allah azze ve celle sabredenlerin mükafatını ise ahirette sınırsız olarak verecek buyuruyor. Bakın 1'e 10 demedi. 1'e 700 demedi. Ne dedi? Yani sınırsız olarak verecek. Bir gayri hesap buyurdu. O zaman sevgili kardeşlerim demek ki sabretmek ne kadar zor değil mi? Ama mükafatı da ne kadar tatlı. Ne kadar büyük bir mükafat veriyor. Öyle 1'e 10 değil. 1'e 700 değil. Ya ne yapıyor? Sınırsız veriyor sevgili kardeşlerim. Ha onun için yani alışacağız bu dünya imtihan yurdudur. Bela yurdudur. Madem ki bu dünya imtihan yurdudur. Ellezî halakal mavte vel hayâte amela. Madem ki biz bu dünyaya hangimiz daha iyi ameller yapacak, güzel ameller yapacak diye gönderildik. imtihan etmek için gönderildik. O zaman bize sorular sorulması karşısında rahatsız olmayacağız. Bütün gayretimizi ortaya koyarak samimi bir şekilde o sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den Ebu Yahya Suheyb er-Rumi, Suheyb bin Sinan yani Ebu Yahya onun künyesidir. Dolayısıyla o rivayet ediyor. Malumunuz Suheyb rumi diye meşhurdur. İşte buyuruyor ki: gadir Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani kainatın efendisi bir gün şöyle buyurdular." Aceben li emri'l mu'min. Yani şu müminin e, halleri, hareketleri ne de acayiptir. Yani ne teacübe şayandır. İnne emrahu kulluhu lehu hayr. Yani onun bütün işleri hep hayırdır. Yani ne olursa olsun bütün müminin işleri nihai itibariyle hayırdır. Pekala, velaysa zalike li ahadin illa lil mu'min. Yani bu durum Sadece mümin için geçerlidir. Yani mümin haricinde başka bir insan için, mesela mi, münafık bir adam için veya kafir bir adam için onun bütün işleri nihayetinde kendisi için hayırlıdır diyemeyiz. Sadece mümin için böyle bir istisna var. Pekala, Cenab-ı Hakk'ın müstesna bir şahsiyeti olduğundan dolayı işte Allah Azze ve Celle ona böyle bir istisna tanıyor. Yani onun başına şer de gelse, iyilik de gelse, kötülük de gelse ne yaparsa yapsın hep hayır onun için. Nasıl oluyor bu? İn esabet husarra'u şekara. Yani eğer o mümin kula bir işte bela, bir sıkıntı isabet edecek olursa o kul ne yapar? Allah'a şükreder. Fekâne hayran. O zaman fekane hayran lehu. O adam için ne olur bu? Bir hayır vesilesi olur. Oradan sevap kazanır şükrederek sevap kazanır. Ama Yok böyle değil. Ve in esabetu darra'u sabara. Yani eğer ona bir kötülük, bir sıkıntı isabet ettiyse o zaman da sabreder. fekana hayran lehu. Bu da onun için yine aynı şekilde hayır olur. Ha İmam Müslim rahmetullahi aleyhin bize rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerif bizim için ne büyük bir müjdedir değil mi? Yani kainatın sahibi Allah Azze ve Celle'nin katında müminin konumunu gösteriyor bize. Evet. Yani kainatın sahibi bütün kulları yoktan var etmiştir. Kafiri de o yoktan var etmiştir. Münafı da, Yahudi de, Hristiyanı da, Müslümanı da. Ama onlardan Müslümanı istisna ediyor. Ha Müslüman öyle bir kişidir ki diyor, o benim müstesna bir kulumdur. Ha dolayısıyla onun başına bir sıkıntı da gelse, onun başına güzel onu sevindirecek bir hadise de gelse, hep bu onun için hayra vesile olur. Niye? Çünkü başına bir müminin güzel bir şey geldiği zaman, sevinçli bir haber aldığı zaman hemen Cenab-ı Hakk'a şükreder. Elhamdülillahi Rabbil alemin der. Ya Rabbi sana nihayetsiz şükürler olsun Allah'ım der. Bir para kazandığı zaman, ummadığı yerden kendisine bir para geldiği zaman veya diyelim ki işte çocuğu herhangi bir şeyi başardı. İşte diyelim ki askerden sağ salim geri döndü. Hemen ne yapar? Cenab-ı Hakk'a şükreder. Ama yok. Eğer başına hoşlanmadığı bir şey gelirse. Diyelim ki ne oldu? Giderken işte ayağını buktu, düştü. Ne yapar? Sabreder. Hamd eder Cenab-ı Hakk'a. Ve netice itibariyle yine bu onun için hayır olur. Sevap vesilesi olur. Diyelim ki Allah muhafaza bir trafik kazası geçirdi. Ne yapar? Sabreder. Sakat kaldı, sabreder. Diyelim ki kocasından eziyet görüyor, sabreder. Veya diyelim ki işte yiyecek bir şey bulamadı. E dolayısıyla başkasına muhtaç oldu. Ne yapar? Eski günlerine bakarak sabreder. Böylece Allah Azze ve Celle o kuluna bütün buralardan da yine sevap yazmaya devam eder. İşte sevgili kardeşlerim Allah Azze ve Celle ne yapıyor bu şekilde kullarını? <laughs> imtihan ediyor. Ama eğer kul sabredecek olursa ona büyük mükafatlar veriyor. İşte bütün bunlardan anladığımıza göre alimlerimizin de söylediği odur ki eğer bir kul e, sabredecekse bu sabrı üç başlık altında mütalaa etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri bütün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabırla ilgili hadis-i şeriflerini bir araya topladığınız zaman Buralardan çıkan netice şudur ki alemlerimizin çıkarmış olduğu netice. Sabrı üç başlık altında mütalaa edebiliyoruz demek ki. Bir, başımıza bir sıkıntı geldiği anda sabretmek. Dolayısıyla en önemli sabırlardan bir tanesi budur. Pekala bir değeri ise günaha düşmemek konusunda sabretmek. Dedim ki şeytan aleyhillane ne yapıyor sizi? İşte günaha teşvik ediyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? İradenizi sağlam tutuyorsunuz. Şeytan aleyhillanenin telkinlerine uymuyorsunuz. Böylece ne yapıyorsunuz? Cenneti hak ediyorsunuz. Çünkü cennet dediğimiz yer nedir? Hucibetil cennetu bil mekari. Yani nefsin hoşlanmadığı şeylerle çevrilmiştir cennetin etrafı. Dolayısıyla namaz kılmaktan hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Oruç tutmaktan hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Malından çıkarıp zekat vermekten hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Sadaka vermekten hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Hacca gitmekten hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Ha, dolayısıyla insanlara iyilik yapmaktan hoşlanır mı? Hoşlanmaz nefis. O zaman işte cennet işte nefsin böyle hoşlanmadığı şeylerle çevrilmiştir. Kim o nefsin hoşlanmadığı şeyleri nefsini mağlup ederek yapacak olursa Allah'ın izniyle sağ salim cennete girer. Ve yine o hadis-i şerifte ne buyuruyor Cenab-ı Peygamber? Hujubitin Naru bir şehvet ama cehennem ise şehvetlerle yani nefsin arzularıyla birlikte kuşatılmıştır. Diyelim ki nefis ne istersenden senden? kumar oynamak ister, yalan konuşmak ister, başkasına kötülük yapmak ister, başkasını aldatmak ister, zina yapmak ister, anne babaya itaatsizlik yapmak ister, büyüklere saygısızlık yapmak ister, küçüklere merhamet göstermemek ister. İşte sevgili kardeşlerim sen ne yaparsan eğer o nefsinin dediklerinin tersini yaparsan o cehennemden uzaklaşmış olursun Allah'ın izniyle. O zaman ne olur? Cennete sağ salim ulaşmış olursun. Sevgili kardeşlerim bir örnek vererek inşallah konumuzu toparlayacağım. Yani dedik ya sahabe-i kiram tabiinden büyük olan insanlar sabrı nasıl anladılar, nasıl yaşadılar? bize numuneyi imtisal olsun diye dersimizin sonunda onların hayatından teberrük için, bereketlenmek için bir örnek vererek inşallah huzurlarınızdan bugün de ayrılalım. Pekala hatırlayacaksınız, zaman zaman duymuşsunuzdur. Urve Tübnü Zübeyir var. Radıyallahu anh Efendimiz. Yani Urve malumunuz Hazreti Ayşe anamızın yeğeni. Yani ee, Zübeyir'in oğlu. Peygamber Efendimiz'in bacana Zübeyir'in oğlu. Ee, pekala Urve ibn Zübeyir. O kadar büyük bir alim ki tabiinin en büyüklerinden bir tanesi Urve ibn Zübeyir. Pekala işte o Urve bir gün Şam'a gidiyor. Şam'a giderken ayağında bir kangren oluşuyor. O yara büyüyor, büyüyor, büyüyor. Şam'a vardığı zaman artık e, dayanılmaz bir boyutu ulaşıyor. Oradaki doktorlar kendisini muayene ediyorlar ve ayağın kesilmesine karar veriyorlar. Aksi takdirde eğer e, gerekli ameliyat yapılmayacak olursa vücudun diğer bölümlerine sıçraması kuvvetle muhtemel. Onun için başka çaremiz yok diyorlar. O e, pekala nasıl olacak diye soruyor. E, ona diyorlar ki e, sana bir takım işte e, biraz şey verelim, şarap verelim. Dolayısıyla böylece serhoş olasın. Dolayısıyla... Bu acıyı hissetmezsin o zaman. Ee, o da diyor ki, yani ben bu ana kadar ağzıma e, Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeyi koymadım. Şimdi e, bu, böyle bir şeyi benden nasıl istersiniz diyor. Çünkü o devirde böyle günümüzde olduğu gibi narkoz vesaire işte tıp bu kadar gelişmiş değil. İşte öyle e, kendisine narkoz verilemiyor yani. E, Peki hala ne yapacaklar? Böyle bir çözüm yolu buluyorlar. Çünkü bir insanın ayağının canlı canlı kesilmesine dayanması mümkün değil. Peki hala bunun üzerine e, ne yapacağız diyorlar o halde. Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Kendisi şöyle bir teklifte bulunuyor. Ben diyor namaz kılmaya başlayayım diyor. Ne zaman diyor işte secdeye gidersem o zaman siz dilediğinizi yapın diyor. Tamam diyorlar. Ve netice itibariyle o kararlılığı görünce, yani kendisini şarap içmeyeceği konusundaki kesin tavrını görünce başka bir çare bulamıyorlar ve netice itibariyle onun dediğine razı oluyorlar. Urvetu ibn Zübeyr, <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bacana. İşte o mübarek zat ne yapıyor sevgili kardeşlerim? Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber. Yani dünya ile olan irtibatını sağ elini kaldırarak, sol elini kaldırarak da ahiretle olan irtibatını kesiyor. Rabbi ile baş başa kalıyor ve öyle bir namaz kılıyor ki bu dünyadan miracul mu'min. Es salatu miyaracun. Yani ne yapıyor? Ha, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ile baş başa kalıyor. Artık dünyada olan biten hiçbir şeyle ilgilenmiyor. O kadar ki ayağını kesiyorlar. Ama tabii sevgili kardeşlerim Hiçbir şey yok. Cerrahi bir müdahale, narkoz vesaire falan yok. Yani dolayısıyla o ameliyat bittiği zaman e, Urvetüb-Nüzzübeyr baygın bir vaziyette yere düşüyor. Ameliyat bitiyor. Ayılıyor. Kendisine geliyor. Ve insanlar kendisine taziye taziyede bulunuyorlar. E, bir grup insan işte ayağından dolayı taziyede bulunur. Bir grup insan ise oğlundan dolayı taziyede bulunuyor. Bunun üzerine... Diyor ki Urvet Ümnü Zübeyir anladık işte ayağım kesildi onun için bana taziye de bulunuyorsunuz. Tamam ama bu öteki taziye neyin nesi? Yani tamam bir eyade var burada bir hasta ziyareti var ama bir taraftan da taziye var burada. Neden dolayı beni bana taziye de bulunuyorsunuz ki? Ben ölmedim canlandım işte görüyorsunuz elhamdülillah sağ salim karşınızdayım. Her ne kadar ayağım yoksa da elhamdülillah daha önce benim Dört tane ayağım vardı. Yani iki el, iki aya e, ön elini kastediyor. İki de ayak. Dolayısıyla dört, el, dört ayak mesabesinde insan için yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kainatın sahibi bana daha önce dört tane el vermişti. E, bir tanesini aldıysa yani bana şükretmek düşer. Yani hiç vermeseydi ben ona itiraz edebilir miydim? Dört tane verdi bir tanesini aldı. Yani şöyle düşünün mesela. Hiç borcu yokken bir adam tutup size 4 trilyon veriyor. Ondan sonra ne yapıyor? O 4 trilyonla bir tanesini alıyor. Siz bu adama şükreder misiniz yoksa nankörlük mü edersiniz? Elbette ki eğer zerre kadar vicdan varsa şükretmeniz gerekir. O zaman diyor ki işte ben nankör birisi değilim. Yani benim hiç elim yoktu, hiç ayağım yoktu ki bana dört tane verdi. Şimdi bir tanesini aldı elhamdülillah. Peki ana bu taziye nesi? Diyorlar ki <laughs> Allah rahmet eylesin. Senin Oğlun Muhammed çok sevdiğim bir evladın Muhammed vardı ya işte o e, Emir al Mümininin ahırında oynarken atın bir tanesi ona bir çift attı o da vefat etti diyor ha bunun üzerine yine ellerini kaldırıyor o urvetubnuzu beyir yani he, böyle sabrın zirvesi olarak bize numune i imtisal olarak şöyle diyor sevgili kardeşlerim elhamdülillah. Yani benim daha önce hiç evladım yoktu. Allah Azze ve Celle bana şu kadar evlat verdi, onlardan şimdi Muhammed'imi aldı. O Allah'a ben nasıl nankörlük yapabilirim ki? Bana düşen fesabrun cemil, güzel bir şekilde sabretmektir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havarisi Zübeyir'in oğlu olursa bir adam, işte böyle olur. Onun tahtı terbiyesinden yetişmiş olursa Böyle numune-i imtisal olur ümmetin evlatları için. Cenab-ı Hak bu şekilde sabredebilmeyi, sabrı böyle anlamayabilmeyi ve günahlara karşı sabredebilmeyi, başımıza gelen felaketlere, musibetlere karşı sabredebilmeyi, ibadetlerimiz konusunda sabırlı olabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Çünkü maalesef şu rahmet ayında öyle kardeşlerimiz olacak ki etrafımızda bir bakacaksınız ki işte bu Ramazan ayında birçok Müslümanı yapmış oldukları ibadetlerde geride bırakacaklar. Yani daha önce beş vakit namaz kılmayan insanların beş vakit namaza başladığını bu ayda göreceksiniz. Bir taraftan da işte teravih namazları, teheccüd namazı, işrak kuşluk namazı yani habire bir yolluk içinde bu rahmet ayında bir yolluk içinde onları göreceksiniz. Fakat Ramazan'ın çıkmasıyla birlikte şeytanların zincirlerden salınmasıyla birlikte, cehennemin kapılarının tekrar açılmasıyla birlikte o insanların maalesef şeytana uyup o Allah'ın yolundan ayrılıp uzaklaştığını, o rahmet ikliminden uzaklaştıklarını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte ibadetler konusunda sabretmek de bu kadar önemlidir. Eğer işte ibadetler konusunda da bu şekilde sabredebilirsek, Velev ki az olsa bile ibadetlerimize hayrul ve muha Yani amellerin en hayırlısı sürekli olanlardır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla az da olsa devam edersek amellerimize sürekli yaparsak Allah katında çok büyük mükafatlar bizi bekliyor inşallah. Cenab-ı Hak bizi de sabreden kullarından eylesin ahirette inşallah. Çünkü birçok ayeti kerimede bize sabretmeyi emrediyor. Ya ey yullezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu ve tequllah. Birçok ayeti kerimede bize sabrı emrediyor sevgili kardeşlerim. Hakkıyla sabreden kullarından eylesin. Allahumma inna les'üluke bi tamamen niyama ve devamel afiye ve husnel khatime ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.